gidelim lan o! Köpek tasmasıyla gezdireceğim lan seni. Arabaların lastiğine işersen 4 ay üstünde gezerken tekmeyi vuracağım sana. Gaziantep'te katliam gibi bir kaza yaşandı ve 16 kişi hayatını kaybetti. 21 kişi de yaralı. Şimdi arkadaşımız Canan Altıntaş diğer Gaziantep Nizip güzergahında olay yerinde bizlere son durumu aktaracak. Canan sendeyiz. Mehtap Özkan Tekin, evet, saat 11.30'da meydana gelen feci kazanın olduğu noktadayız. Burası TAK otoyolu, oldukça önemli bir otoyol ve maalesef işte 16 kişinin, aralarında gazeteci, itfaiyecilerin de bulunduğu 16 vatandaşın hayatını kaybettiği kaza noktasındayız. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan aslında sizlere şu anda yansıttığı görüntülerde bariyerlerin nasıl eğilip yamulduğunu gösteriyor. Kaza bu noktada meydana geldi. Aslında sabah saatlerinde bir aracın hemen karşıdaki şarampole, kameraman arkadaşım Mehmet Kayan gösterse, işte o noktada şarampole yuvarlanmasıyla başlamıştı her şey. Oradaki vatandaşları kurtarmak maksadıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri bu bölgede sıraya dizilmişti. Olay yerinden geçen iki gazeteci arkadaşımız, İhlas Haber Ajansı'nda görevli arkadaşlar da yine sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine yardım amaçlı işte bu noktada durdu. Ancak tam onları kurtarırken bir seyahat ajantasına ait yolcu otobüsü arkadan maalesef araçların bulduğu noktaya daldı ve işte o feci kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerinde yine sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri, çok sayıda sağlık ekipleri gelmişti ve onlar da öncelikle hemen yaralılara müdahale etti. Oldukça kalabalık bir yol. Hızla gelen araçları sizler de görebiliyorsunuz. Biz şu anda bariyerin öbür tarafındayız. Burada jandarma ekipleri bizleri uyardı. Kaza riskine karşı başka bir facianın yaşanmaması için bariyerin öbür tarafına geçemiyoruz. Bu arada şunu söylemekte yarar var. Gazeteci arkadaşlarımız olay yerinde sağlık ekipleriyle birlikte yardımcı oluyordu. Ancak işte o feci kaza meydana geldi. Şu anda da yol temizlendi. Yol açıldı. İlk başta kısmi olarak yol devam ediyordu. Ancak şu anda yol tamamen açıldı. Bu arada olay yerine gelen Gaziantep valisi de açıklamasında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık ekibi ve 2 gazetecinin hayatını kaybettiğini, 22 vatandaşın da hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti. İşte o hayatını kaybeden vatandaşlar Nizip Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Orada otopsinin ardından, kimlik tespitlerinin ardından Gaziantep'teki hastanelere götürülecekler ve burada otopsinin ardından ailelerine teslim edilecekler. Bu arada Gaziantep otoyolunda hayatını kaybeden 3 itfaiye eri de Mehmet Bozkurt, Mehmet Polat, Ahmet Polat'tı. Onlara da yine Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer gazeteci arkadaşlarımız ve vatandaşlar için İHA'da çalışan yine Muhammed Abdülkadir Esen, Umut Yakup Tanrı Över ve diğer vatandaşlar maalesef bu feci kazada, bu otoyolda hayatını kaybetti. Şu anda otoyol açık durumda ama kazanın izlerini görebiliyoruz. Yolculardan fırlayan eşyalar da hala buralarda. Belediye ekipleri buraları temizledi ancak fren izlerini görebiliyoruz ve burada yaşanan dehşet temizlenmesine rağmen görülebiliyor. Biz haber takibimizi devam ettiriyoruz Mehtap Özkan Tekin. Şu anda kazanın olduğu noktadayız ama birazdan hayatını kaybeten vatandaşlar Nizip Devlet Hastanesi morgundalar. Kimlik tespitleri yapılıyor. Ardından da
Gaziantep'e götürecekler. Yolcu otobüsü de aslında İstanbul'dan Diyarbakır istikametine gidiyordu ve kazada hayatını kaybeden gazeteci, itfaiyecilerin dışındakiler de maalesef normal vatandaşlar da o otobüsteydi ve hayatını kaybeden vatandaşlar şu anda kimlik tespit çalışması yapılıyor. Ardından da Gaziantep Hastanesi'ne gönderilecekler ve burada adli tıpta yapılan otopsi raporundan sonra ailelerine teslim edilecek diyelim. Sözü size bırakalım. 26.11.2021 beyler bayanlar, öncelikle merhaba. Size bugün çok önemli bir mevzuyu anlatmak istiyorum. Şu aracın plakasını ifşa etmeyelim. Sonra düşman sahibi olmayalım. Hemen bu şekilde size bir saniye arkadaşlar. Şu kamerayı bir arkaya çevirsem inşallah kısmet olursa bugün. Niye gitmiyor lan bu arkaya? Geri kamera nerede? Geri kamera olmuyor. Ya senin gibi telefonun var ya, anasını. Bak, Türk vatandaşı olarak bir telefon bile yapmamışık be. Bırakın da şimdi araba yapacağız da size. Sözde TOK yapacağız. Ben de TOK'un global CEO'su olarak size çok önemli bir konuşma yapmak istedim. Piyasadaki araç hakkında. Ama bu telefon, lanet olası telefon, arka kameraya geçmiyor. Lanet olsun senin gibi telefona. Bakın. Şimdi selfie kamerasına çekiyorum arkadaşlar. Şu şasiye bakın. Yani vicdan, merhamet, adalet nerede? Bakın. Şasiye bakın ya. Bu araba şu anda piyasada 70 bin lira, 80 bin lira gibi bir rakama satılmakta. İnsanların hayatı bir tane bile etmemekte. Sebebine gelince siz yolda yürürken bile bu arabalar gelip sizi ezebilmekte. Bakın arkadaşlar, bakın şu vidaların haline bakın, bakın. Bakın direksiyon kutusu hiç yok, bak. Direksiyon kutusuna bak. Tütür ne derse tütür. Şasiye bak. Bak, şasiye bak. Bak şasiye bak. Bak benim biraderim yolda yürürken başka araba çarptı. Eli sakat oldu. Niye? Çünkü muhannetsiz bir araba geldi size. Bak şimdi bak. Bak, şasiye bak. Bak şasiye bak bak. Allah razı olsun bakın ya. Ha bakın şasiye ya. Lan arkadaş, burası Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa Hindistan Cumhuriyeti, ben anlamadım ki ya. Bu düzen nereye kadar böyle devam ediyor ya? İnsanların yanı bu kadar ucuz mu ya? Ne? Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Sizin canınız kaç para? Bana bunun cevabını verin. Canınız kaç para? Bu çocuk haklı baba. Bu çocuk haklı. Şimdi ben şunu... Kardeşi kaza yaptı. Onu bırak. Sen şimdi yolda gidiyorsun. Bu araba gel seni ezdi. Senin günahın ne abi? Allah korusun. Sen ailen para alacak değil mi? Tabii. Alacak. Kardeşim senin canın kaç para? Benim canım parayla biçilmez ya. Biçilmez değil mi? İnsanın yok. Canları parayla biçilmez. Sigorta şirketleri ambulanstan önce koşuyor kaza yerine. Hayırdır lan? Siz kimin canının değerini biçtiniz lan? Benim canımın değerini kimse biçemez kardeşim. Kimsenin canının değerini kimse biçemez. Sigorta şirketleri ayağınızdan kalın. TOK'un CEO'su var, Amerika'nın Elon Musk'ı, Tesla'sı varsa Türkiye'nin de TOK'u var, Uğur Batan Gazi'nin sonuçlu var. Bekleyin, geliyorum. Daha bitmedi. Gel 2020, hoş geldin 2020, davet. Bana Allah'ın nasıl olmuş bu araba kazasına lan? Araba 10 numara olmuş. Harika olmuş. Eline sağlık. Çok beğendim. Ne diyor? Gelmiş bak. Arkadaş şu adam ya. Sen ne diyorsun ya? Ben sadece ambaşa demedim bu araba. Dört olmaz. Sana eski bak mutlaka bir adam ettim dedim ben sana. Helal olsun sen gibi usta. Görüyorum ha? Görüyorum valla. Şu arabanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu kadar güzel araba tarih almış mı? Ustamızın yaptığı şaheser maşallah. Maşallah ki Allah'ın adına olsun. 2023'e bu araba gireceğiz. Son gaz. Tam gaz. 2023'e hazırlık yapıyoruz. Evet. 2023'e hoş geldin. Adamın paramı adam galiba ya. Paramı ne? Az kazan bana abi. Ben alacağım 300 lira para lan. Ben çok adamı yemin ediyorum. Yok Allah bırakacağım daha çok. Sana 200 lira veriyor. Yemin ederim ben bu tarafa da Allah şükür tabii konuşmadan fazla bir konuşmadan. Abi ben gereken yaptım ya. 300 lira para. Ben ne dedim? Ben de ona dedim gereken yapıyor. Vallahi yok. Yemin billahi ediyor. Bırakmak 3 adam yemin ediyor. Lan 250 versin zaman. 250 versin tamam. 250 versin tamam. Lan 250 versin tamam. Ben de 250 versin. Ben yok, ben de kendi paramı almamışım. Niye? Ben şunu bak bilmiyorum. Onu bekliyorum. Şimdi sen sana kaç para ödedin mi? Yok araba. Bırak reklam arayı. Vallahi bile. Arkadaşlar, sizin canınız kaç para diyoruz, kimseye aldırış etmiyor, cevap veren yok. Bakın, şuna bakın bir.
Vicdan, merhamet, adalet nerede? He? Vicdan, merhamet, adalet nerede? He? Nerede Müslümanlık lan? Ben oğlum siz... Nerede Müslümanlık ya? Nerede nerede? Bana bir söyleyin ya, bakın bu araba şu an yolda trafikte kullanamıyor, bakın. Nasıl tutturulmuş birileri? Bakın he. Şimdi bu adam arabayı satmış. Satmış adam. Adamı diyor kardeşim, biz bu arabayı bu şekilde teslim etmeyelim. Olmaz bu şekilde, adam kendisi yapmış bu şekilde. Aman ha ellemeyin, aman ha karışmayın. Sattım ben, zaten paramı aldım. Beni bulaştırmayın. Neyse yapacağız, biz bu arabayı nasıl şimdi gönderelim ha? Biz bir esnaf olarak diyoruz kardeşim, biz buraya giren arabayı tehlikeli gördüğümüz zaman trafikten men edebilelim. Bizim tek derdimiz bu. Ama bak ne olur, şimdi ben bu aracı bu şekilde nasıl teslim edeyim ya? He? Polisi ararsam polis ne yapacak? Emniyet ararsam emniyet ne yapacak? Jandarma ararsam jandarma ne yapacak? Ben diyeyim buna bir Türk vatandaşı olarak, bir Türkiye'nin derbeder, çilekeş, filozof, esnafı düşünürü şahsiyeti olarak diyorum ki kardeşim bana yetki verin, tamam mı? Yetki verin bana dolar bir haftada tuvalet kağıdı pas pas. Led, başka çaresi yok.